Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. Hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Günaydınlar. Çocuğa dair her şey başlığında yeni bir konu ve yeni bir konukla Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüsü'nün değerli izleyicilerinin karşısındayız. Bugün çocuğa dair her şeyde çok daha kompleks, çok daha modern bir başlığı ele almaya çalışacağız. Benim de konuğum sayesinde bazı bilgilerimi yenileme, geliştirme şansı bulabileceğim bir başlık. Çocuklardaki genetik hastalıklara bakacağız. Ama genetik hastalıkların korunması anlamında anne karnında tanısı ile ilgili ne gibi yenilikler var? Bu konuda neler yapıyoruz? İnsana ve çocuğa dair ne gibi olumlu ilerlemeler var? Bunları paylaşmaya çalışacağız sizlerle. Evet, konuğumu takdim etmek istiyorum. Konuğumuz Çocuk Hastanesi'nin yine değerli bir öğretim üyesi, Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı'nın öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ferda Özkınay. Ferda, hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Ben programı şöyle açmak istiyorum. Özellikle benim yan dal yaptığım 90'dan sonraki yıllar içerisinde kliniğimizin içindeki bir sürü toplantılarda konuşulur filan. Sen arkasından her konuda derdin ki bütün bu hastalıkların temelinde genetik var derdin. Biz de açıkçası buna biraz itiraz ederdik. Ama 2015-2016 dünyasında ne kadar haklı olduğunu görüyoruz diyelim ve bu şekilde başlayacağım. Evet, gerçekten de uzun süredir ben hep bunu söylerim. Ve başka branşlardaki arkadaşlar da aman genetik işte bu kadar önemli olabilir mi? Birçok kazalar vesaire gibi durumlar var. Çok da oluyor. Bunlar daha önemli derlerdi ama biz genetik fanatikçileri olarak bunların dahi genetik olduğunu söylüyoruz. Çünkü kaza yapan insanlarda da bir dikkat kavramı var. O da genetik. O da genetik. Dolayısıyla diyorsun. Genetik olmayan tıpla ilgili herhangi bir durum yok diyoruz. Savaşlarda dahil mi buna Ferda? Kesinlikle. Yani şu ara gündemimizi yoğun yer alıyor. Kesinlikle insanoğlunun öyle bir takım genleri var ki gerçekten uzun yıllar savaşların içinde kalmış toplumlarda onlar da etkileniyor. Onlar da evet gerçekten öyle etkileniyor. Peki ilk soru bu genel girişten sonra genetik nedir? Tamam, önemli bir bilim dalı da hayatımızın temeli mi, özü mü nedir? Böyle bu soruyla başlayalım istersen. Semacığım, istersen bir gen kavramıyla başlayalım. Tamam. Gen nedir? Şimdi vücudumuzda pek çok milyarlarca hücre var. Bu her hücrelerin bir çekirdeği var. Çekirdeğin içinde eskiden alın yazgımız diye tabir edilen vücudumuzun oluşumuyla, geleceğimizle, düşüncelerimizle ilgili pek çok bilgiyi içinde saklayan 2 metre uzunluğunda her hücrede DNA dediğimiz bir molekül var. Bunu bir ipliksi yapı olarak düşünün, 2 metre uzunluğunda. Ve bunun üzerinde sıralanmış olan gen dediğimiz vücudumuzu oluşturan protein yapı taşlarını kodlayan o DNA parçaları var. Genler daha önceleri 200 bin gibi yüksek bir rakamda olduğu düşünülüyordu. Değil mi? İnsan genom haritası diye bir çalışma evet, yaptı dünya. 1990'da başladı bu insan genom haritalanması diye genleri bulmayı hedefleyen evet. Ve bütün hastalıkların nedenlerini ortaya koymayı hedefleyen bir projeydi o. 15 yılda bitirilmesi başlangıçta planlandı ama öyle hızlı gelişti ki bir de tabii Amerika sonuçta çok para var. Büyük şirketler buna para yatırdılar. Dolayısıyla zamanından önce biten bir çalışma evet, oldu. 13 yılda tamamlandı ve anlaşıldı ki genlerimizin sayısı bittiği zaman 20-25 bin civarındaydı. Şimdi giderek düşüyor. 19 binlerde bugünlerde. Neden düşüyor? Çünkü öğreniyoruz ki genlerin çok akıllı aslında DNA parçaları. Kodladıkları birden fazla protein var. Bir gen var ama kodladığı bir sürü işi yapabiliyor. Çok, evet, bir sürü işi yapabiliyor. Eskiden gerçekten. Biz her bir genin bir görevi olduğunu düşünürken şimdi pek çok protein olduğunu. Yapı taşını kodluyor. Değişik yapışmalar, değişik moleküler düzeydeki birleşmeler nedeniyle çok fazla sayıda. Peki gelecekte bu 19 bin daha da azalabilir mi gen sayımız? Çok yavaş yavaş da olsa düşme var. Her gün bakıyoruz biz gidiyoruz böyle bilgi bankaları var. Bir gün 19.700, 19.800, ertesi gün bakıyoruz 19.660'a düşmüş falan. Giderek çünkü yavaş o gen yavaş. Öteki protein de kodluyor falan diyorlar. Bilmiyorum, göreceğiz hep birlikte. Peki şimdi bu 2 metre uzunluğu
konuğunda bir iplikçiğimiz var. Evet. Siz bir takım hastalıkları ortaya koyarken bu 2 metreyi açıyor musunuz hücre içerisinden çıkarıp? Bunun üzerindeki adreslere mi bakıyorsun? Yani genetik hastalıkları o 2 metrelik iplikçikte nasıl ortaya koyuyorsunuz? Çok güzel bir soru oldu Seva. Çünkü hani eskiden genetiğin ne yaptığını kavramak, şimdi ne yaptığını kavramak çok önemli aslında. Eskiden genetik o DNA böyle hücrelerin bölünme safhasında kabalaşıyor, kondense yoğun hale geliyor ve kromozomları yapıyordu. Biz ne görüyorduk? Bölünme safhasındayken o kabalaşmış, koyulaşmış olan o DNA ipliksinin yapısını görüyorduk. Evet, ipliğinin yapısını görüyorduk. Ve orada görebildiğimiz alan çok büyük DNA parçalarını ilgilendiriyordu. Ve hücrenin canlı olması gerekiyordu, mitozlu olması gerekiyordu. Bölünebilir durumda olması gerekiyordu. Şimdi bu DNA teknolojisi dediğin gibi o DNA ipliği açmakla kalmıyor. Her parçasını bize ayrı ayrı inceleyebilme şansı tanıyor. Şansı. Hem öyle bir şans tanıyor ki böyle hücrenin canlı olup bölünmesi falan da gerekmiyor. Yıllarca önce yaşamış olan canlı varlıkların DNA fiziko-kimyasal bir molekül sonuçta. DNA'sını biz elde edip kalıntılarından onların nasıl proteinler taşıdıklarını, genomunda neler olduklarını inceleyebilir duruma. Yani arkeoloji bilimi de bundan faydalanıyor şu anda. Tabii. En önemli arkeolojik açıklamalar bu dinozorlarla ilgili, işte milyonlarca yıl önce yaşamış olan varlıklarla ilgili olan en önemli açıklamalar hep bu genetiğin geldiği yer sayesinde oluyor son zamanlarda. Yani genetik sadece bizim sağlıklı kalmamız veya bunu planlamamıza yardımcı olmuyor. Aynı zamanda insanlık tarihinin yorumlanması ve anlaşılması konusunda da büyük katkı sağlıyor. Bitki genetiği, hayvan genetiği biliyorsun çok farklı alanlar belki bizden ama onlardaki gelişmeler de çok fazla. Hani insanda yapamadığımız bir takım etik nedenlerle uygulanamayan bazı durumlar hayvanlarda ve bitkilerde insanların lehine şu anda uygulanır durumda. Sanayiye geçmiş durumda. Yani sanayi bu metotları uygulayarak genetiği değişti. Evet, oynanmış ürünler yetiştirebiliyor. Bu çok tartışma konusu biliyorsun. Bizim doğamıza uygun mu değil mi ama bu yapılıyor. Yani genetik biliminin geldiği nokta. Evet. Peki buradan anne karnındayken bir takım genetik hastalıkları nasıl tanıyoruz'a geçmek istiyorum. Biz hep önceden hastaları görürdük. Benim asistanlığım değil mi? Evet, beraber paylaştık. Evet. Sen benim kremlimdin her zaman için. Evet. Sonra bir üst eğitimi aldığımız süreçte içerisinde hasta gelir. Ha bunun genine, kromozomuna bakardık. Burada bir sorun var derdik. Ama şimdi biz artık bu bireyler hasta olmadan hatta anne karnındayken bunları tanımak gibi bir gayretimiz var. Ve benim de bugün öğrenmek istediğim, izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle özellikle paylaşmak istediğim başlıkta anne karnında biz nasıl genetik tanı yapıyoruz? Evet, genetiğin gelmiş olduğu aslında bu yerde en faydalı olduğu alanlardan birisi bu tip hastalıkların doğum öncesi tanısı. Daha doğrusu bu tip hastalıklar derken onu biraz açayım. Bazı hastalıklar var ki bebek doğduktan sonra %100'e yakın yaşamayacağını biliyorsunuz. Bildiğimiz aslında. Ya da bebekte yaşam kalitesini son derece bozucu, ona acı verici, aileye yaşadığı süre içerisinde sosyal, ekonomik ve manevi yük olabilecek bazı hastalıklar var. Birkaç tanesini sayacak olursak mesela hatırlarsın trisomi 13, trisomi 18. Bu çok çocuklar ağır, 1 yaşın altında kaybedilirler. Evet. Ve yaşam süreleri de kısa. Zihinsel özürleri ağır. Yaşam süreleri Zihinsel özür. Bu tip hastalıkların birçoğunun bu genetik genleri bulunduktan sonra genetik yöntemlerle artık doğumdan önce tanınması da mümkün hale geldi. Bu durumlarda aslında bu hastalıkların belki bir süre sonra anne karnındayken tedavileriyle ilgili bir takım gelişmeler de olacak. Zaman içerisinde olacak. Biz de baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Yani inanın bir gün izlemeseniz geride kalıyorsunuz genetiği. Bir gün izlemeseniz yani saatler, dakikalar içerisinde değişiklikler var. Lazım. Gerçekten öyle. Öyle yeni geliştirilen tedavi yöntemleri, genetik tedavi yöntemleri var ki, umut verici tedavi yöntemleri. Bu hastalıkların belki bir kısmı ileride tedavi edilir ama şu anda tedavisi mümkün değil bunların. Peki sadece bizim anne karnında tanıyabildiğimiz şimdi çok ağır problemliler var. Evet. Ne kadar hastalık vardır sayısal olarak konuşsak? Şimdi
Yani bizim bir kataloğumuz bir var. Mendelian hastalıklar kataloğu. Kalıtsal katalog. Geçen evet, hastalıklar. Yani Mendel yasalarına göre geçen, hani otozo çekinik karakterde, dominant karakterde bir takım hastalıklardan bahsederiz. O hastalıkların sayısı 5000 ile 7000 arası. Oo, bayağı yüksek. Bunların hepsini eğer genetik nedeni ailede, risk içinde olan ailede belliyse, mutasyonları belliyse, bunların hepsini anne karnındayken tanıma şansımız var. Ama tabii ki bunların hepsi için böyle bir yola gitmiyoruz. Neden? Çünkü büyük bir kısmı yaşamda tolere edilebilen hastalıklar. Evet. Ya da nedeni tam olarak yaşamdaki etkisini tahmin edemeyeceğimiz hastalıklar. Onlar için doğum öncesi tanıya gitmiyoruz. Biz hangileri için tanıya evet, gidiyoruz? Türkiye'de özellikle. Kesin olarak yaşam kalitesini bozanlar. Şimdi bu Mendel kalıtımıyla geçen hastalıkların dışında bir de işte Down sendromu, trizomi 13, trizomi 18 gibi kromozom yapısıyla ilgili olan bozukluklar var. Bu bozuklukların da tanısını anne karnındayken koyuyoruz ki aslında anne karnındayken yapılan tanı girişimlerinin %95'inin nedeni Down sendromu, trizomi 18 ve trizomi 13'ün tanısını koymak amacıyla bu yapılıyor. Bu üçlü test diye yaptıklarımız bu üç hastalıkla ilgili. Özellikle de Down sendromu. Özellikle de Down sendromu. Çünkü onun görülme olasılığı diğer ikisinden çok daha yüksek. Evet. Düşünün, hani bütün uygulanan doğum öncesi tanı girişimlerinin %95'inin hedefi bütün dünyada böyle. Sadece bizim toplumumuzda değil. Bu hastalığın tanısını koymak. Bu hastalık anne yaşında... Trizomi 13, trizomi 18, trizomi 21. Başlıca da trizomi 21. Başlıca da Down sendromu. En sırada. Çünkü anne yaşına bakmaksızın 700 canlı doğumda bir görülen ve mental geriliğin olduğu hastalıklardan en önemli hastalık demeyelim de artık hastalık da demeyelim. Genetik bozukluk. Genetik bozukluk. Genetik bozukluk. Bir tanesi. Evet. Evet. Peki biz başka hangi hastalıkları anne karnında tanıyabiliyoruz? Mesela ülkemiz için çok önemli olan bir ailevi Akdeniz anemisi veyahut da talasemi, beta talasemi dediğimiz bir süreç var. Bunları tanıyabiliyor muyuz? Tanıyoruz. Üstelik de devletin bütün zaten çalışmaları, çabaları talasemiyi önleme programı altında doğum öncesi tanıya yönelik çalışmalar. Bunun için oluşturulmuş olan bir komisyon var bakanlıkta ve Türkiye'de şu anda 44 ilde talaseminin sık görülmüş olduğu illerde evlilik öncesinde... Bunlar da genellikle ülkenin batı, ortadan batıya doğru Akdeniz bölgesi. Özellikle Akdeniz ve Ege. Hastalığın adında da var. Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinde nispeten seyrek görülüyor. Bizde İzmir'de mesela sıklığı %3,5. 100 kişiden 3-4'ü talasemi mutasyonunu taşıyor. Taşıyor. Akdeniz bölgesinde Antalya'ya gidince bu %10-12'lere çıkıyor. Çok yani daha yüksek taşıyıcı. Bir tanesi taşıyıcı. İki tane taşıyıcı bir araya geldiği gelirse, zaman çocukları bunların dominant olma şansı yani hasta olma şansı %25 oluyor. Yani 4'te 1 her gebelikte 4 çocuktan 3'ü sağlam doğacak anlamına alınması gelmiyor. Bazen yanlış anlaşılıyor. Evet, hep böyle hata evet. Evet. Her gebelik için risk var aslında. Her gebelik için çocuğun %25 ciddi Akdeniz hasta anemili olma ihtimali var. Onun için çiftler taranıyor evlenmeden önce. Şimdi bu ağır hasta olanların da bizim asistanımıza hep ayda bir, 3 haftada bir, 2 haftada bir kanlar takılırdı. Şimdi de kemik iliği nakli gibi daha da maliyetli, daha da eziyetli süreçlerle biz bunları tedavi etmeye çalışıyoruz. Evet. O nedenle hani hala yine aynı şekilde kan transfüzyonları yapılıyor. Devam ediliyor tabii. Gerçi eskiye göre tedavide biraz daha iyileşme var. Çünkü ağızdan alınan demir yükünü bağlayan bir takım şelatörler keşfedildi. Yeni ilaçlar sayesinde daha rahat izlenebiliyorlar. Bu bağlayıcılar nedeniyle o kan transfüzyonlarının vermiş olduğu demir yükü eskisi zararlı kadar hastaya zarar vermeyebiliyor. Ama meşakkatli bir hayat yaşıyor. Tabii ki biz bunu anne hastalar karnında tanımış olsak. Evet, tanımış olsak o zaman gebeliğin bu hastalığı 10-12 hafta gibi erken dönemlerde tanıma şansımız var. Yani neredeyse yasal kürtaj sınırları içerisinde tanıma şansımız var. Eğer ailelerin biz taşıyıcı olduğunu biliyorsak çiftlerin ki
evlilik öncesi tarama yapıldığı yapılıyor, için evet. Genellikle çiftler gebe kalmadan önce bu hastalığı taşımış olduklarını biliyorlar ve genetik danışmaya geliyorlar. Tabii gebelik olunca gelenler de var ama biraz geç kalmış oluyorlar. Gebelikten önce gelmelerini tercih ediyoruz. Çünkü taşıyıcılık testiyle kabaca tanımlanıyor bu hastalık. Biz onun moleküler tanısını koyuyoruz. Çünkü bebekte arayacağımız genetik bozukluğu önceden biliyoruz. Adresi önceden belirliyorsunuz. Evet, aynen. Burada izninle altını çizmek istiyorum. Bizim toplumumuzda henüz genetik danışmanlık, hatta hekimler açısından bile tam oturmuş bir uygulama değil. Ailede genetik problemleri olan ve bundan korunmak isteyen çiftlerin aslında gebe kalmadan sizlere başvurması evet. gerekiyor. Sizin kontrolünüzde gebe kalacak ve biraz önce söylediğim gibi gebeliğin 10-12. Haftasında siz bunlarda anne karnından sanırım sıvı alıyorsunuz ve orada DNA analizi yapıyorsunuz. Evet Sema, çok güzel bir noktayı vurguladın Sema'cığım. Gerçekten bu kişilerin bize gebe kalmadan önce gelmelerini, bir takım araştırmalarının, genetik araştırmalarının yapılabilmesi için çok istiyoruz. Ama gebe olanlar da gelsinler. Yani gebe. Hani bu demek değil ki çok geç kaldılar anlamına alınması, gebe olanlar da gelsinler ama genetik danışma kavramı dediğin gibi kendi meslektaşlarımız arasında bile çok yerleşik bir kavram değil. Mutlaka ailede ya da kişide genetik hastalık varsa bir kere genetik danışmaya gelmesi lazım. Çok farklı şeyler öğreneceklerdir çünkü hastalıkları hakkında. Genetik danışma verdikten sonra doğum öncesi tanı, demin dediğim gibi 10-12 haftalıkken biz sıvı değil de plasentadan bir parça alıyoruz. O aynı çocukla aynı kökenli olan hücreleri taşıyor. Dolayısıyla onun genetiğine baktığımız zaman bebeğin genetiğine bakmış oluyoruz. Biraz daha geç dönemde 14-15 haftalıkken sıvı alıyoruz. O zaman sıvıyı alıyoruz. Evet, o zaman sıvı alıyoruz. Yine sıvıda yaygın olarak uygulanan bir yöntem. Peki bu genetik tanı için en son nokta hangi haftaya kadar? Şimdi bizim etik kurullarımız genellikle 20-24 haftaya kadar kabul ediyor tanı konulmuş olanları. Yasal 10 haftanın altında ama bu tip durumlarda yasalar aslında gebeliğin ileri haftalarına kadar izin veriyor. Ama biz 24 haftanın üstünde tanı konulsa bile pek düşük yaptırma, terminasyon yaptırmayı etik bulmuyoruz. Ama 24 haftanın altında olan, tanı konulmuş olan olgularda tabii ki ailenin kararı önemli. Çok önemli burada. Aileye bütün durumu anlatır. Hatta bazen aileler çok iyi anlayamıyorlar. O zaman biz hasta bir çocuğun ailesiyle aileyi karşılaştırıyoruz. Tanıştırıyorsunuz onları. Tanıştırıyoruz. Hani onlardan yakından öğrensinler neler yaşadıklarını, nasıl oldu, ona göre karar versinler diye. Ondan sonra karar veriyorlar. Terminasyon isteyen aileler için. Yani düşük isteyen aileler. Evet, aile, gebeliği sonlandırmak isteyen aileler. Bir kurulumuz var bizim hastanemizde. Bu kurulda kadın doğumcular var. Biz genetikçiler var. Yeni doğancılar var. Patolog olan arkadaşımız var. Gerekirse hematolojiden, yani kan hastalıkları bebeğin bölümünden, tabii sadece de kan hastalığı olmuyor. Bebek metabolik hastalık olabiliyor. Birçok hastalık tabii, olabiliyor. Diğer bölümlerden de arkadaşlar çağrılıyorlar. Hep birlikte karar veriyoruz, oturuyoruz. Etik midir, değil midir, değil midir diye. Yasal aslında olabilir ama etik olmayabilir. Kadar burada bir sorun yok. Yok. Hem yasal açıdan hem de yok, daha 10 henüz haftaya kadar yasal açıdan bir şey yok da 12. haftaya kadar yine de biz onu kurul kararıyla gene yapıyoruz. De bir kurul kararı. Evet. O 2 hafta içinde gene de gene kurul de, kararı. Gene de, tabii. Aslında hani küçücük 2 yumurtanın birleşmesinden tam insan konumuna geçmek 12. haftalardan sonra filan oluyor. 12. haftaya kadar halk arasında işte kandı, tabii, pıhtıydı gibi o, değil mi konuşulur? O işin felsefi tarafı tartışmalı aslında. Evet. Acaba hani ne zaman yaşam başlıyor kavramı? Onun için evet, bir de preimplantasyon genetik tanı dediğimiz bir başka yöntemimiz var. O da tüp bebek yapılıp daha anne karnına yerleştirilmeden önce embriyoda hastalığın tanımlanması durumu. Şimdi bu aslında herkese çok daha etik geliyor. Yani embriyoda anne karnına yerleştirilmeden laboratuvarda 2 yumurta döllendikten yumurtayla sonra döllendikten sonra o 6-8 blastomerli safhaya gelince hücreler, blastomer dediğim hücre 6-8 hücreli safhaya gelince hücrelerden bir tanesi alınıyor. O hücrenin DNA'sı çoğaltılıyor. O bir tane hücre hangi embriyoya aitse tanınız o embriyon tanısı oluyor. Eğer hastaysa anneye yerleştirmiyorsunuz. Onu yerleştirmiyorsunuz. Sağlamsa yerleştiriyorsunuz. Şimdi bu güzel bir yöntem, etik bir yöntem. Fakat çok etik. Tabii bunun evet, kendi içinde de bir takım problemleri var. Hangi problemleri var? Siz bu kadar çok pahalı, her yerde uygulanan bir yöntem değil.
sağlam embriyoyu seçseniz bile. Şu anda yapılabiliyor mu? Tabii. Türkiye'de de yapılabiliyor. Türkiye'de yapılıyor. Biz kendi bölümümüzde bu Down sendromu için, trizomi 18-13 için ya da kromozom hastalıkları için bunu burada yapıyoruz. Uyguluyoruz. Tüp bebek merkezimizde. Rutin uygulamamız da var. Özel değil. Tüp bebek merkezimizle birlikte bunu yapıyoruz. Talasemi için de başlamayı hedefliyoruz ama yine bir takım ekonomik ve yöntemsel personel sorunla bağlı. Derken bu preimplantasyon genetik tanılar normal anne karnındaki genetik tanılara göre maliyet ne kadar fazladır? Şimdi şöyle, bazı durumlar için devlet tüp bebek izni vermiyor ailelere. Tüp bebek izni verilen aileler nelerde? İçin ödemede bulunuluyor. O nedenle biz biraz tüp bebekle bağlantılıyız. Onu da şöyle çözdük. Çok gerekli olan aileler için kendi aramızda heyet raporu hazırlıyoruz. Bu gerekiyor diye. Şimdi çünkü demin söylediğim gibi kendi içindeki problemlerinden bir tanesi sağlam embriyoyu seçip bu kadar meşakkatli yola katlanıp yerleştirseniz bile onun tutma şansı %30'lar civarında. Halen o %30'larda. Tabii bunu defalarca deneyip de çocuk sahibi olamayanlar var ama giderek yükseliyor. Bu şimdi %50'ler civarına kadar çekilmiş durumda. Başarı oranları giderek artabiliyor. Evet, giderek artıyor. Ama yani hem ekip açısından, hem aile açısından, hem de devlet açısından pek çok yönden maliyetli bir süreç. Evet. Herhalde daha bir gelişmeye ihtiyacımız var. Bankalarda. Mesela düşünün şöyle Sevancığım, 4 tane çocuğunu talasemi tanısıyla travmatik olarak düşük yaptırmış. Yani düşük evet. Çünkü travma anne için gerçekten. Kesinlikle. Bir aile böyle bir preimplantasyon genetik tanı şansını mutlaka kullanmalı diye düşünüyorum ben. Yani seçilmiş olan vakalarda uygulamalıyız. İyi bir yöntem, etik bir yöntem. Peki çok maliyetli mi? Onu sormuştun değil mi? Yani şimdi anne karnı yapılana göre ne kadar maliyetli? 10 kat mıdır, 20 kat mıdır? Şeye bağlı. Hani o andaki hastanın durumuna bağlı. Taşıdığı hastalığın moleküler düzeyine bağlı. Hastalığın bir durumuyla ilgili. İkincisi annenin o dönemde meydana gelmiş olan yumurta ve döllenen embriyo sayısına bağlı. Bazılarında 2-3 tane embriyo oluyor, bazılarında 10-15 tane embriyo oluyor. Tabii embriyoyu uyguladığın zaman tamam sağlıklı olanı seçme şansınız artıyor ama maliyette o kadar artmış o kadar oluyor. Onun için kesin bunları, bir şey söylemek çok zor. Devletimiz mi karşılıyor? Şimdi, genetik analizler çünkü çok pahalı. Evet ama endikasyonu olan olgularda gerekli olan, ben şunu, tıbbi gerekliliği olan şunu, olgularda. Yani şu teslim etmek durumunda olduğumuza inanıyorum. Bizim Türkiye'de diğer ülkelere göre aslında devlet tarafından genetik testlere ödeme yapılması çok daha kolay, fazla. Evet, daha kolay konudan, devletimiz destekliyor. Evet, destekliyor. Çok güzel. Yani genetik testlerin mesela paketlerin içinde değil genetik testler. Hani hastalara uygulanan devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde belli paketleri var. Evet. Şu kadar liraya kadar tetkik yapabiliyorsunuz, ondan sonra yapamıyorsunuz. Ama genetik testler bunların dışında. Böyle bir sınırlama yok. O nedenle o hani bir de genetikçi etik davranıyorsa bence çok feasible bir konu. Yani kar zarar oranı diye bakıldığında çok karlı bir iş genetik testlerin yapılması, bu tip girişimlerin yapılması. Peki en çok da merak ettiğim anne karnında veyahut da preimplantasyon sürecinde baktınız. Tabii gene alıyorsunuz, bakıyorsunuz üzerindeki hatayı görüyorsunuz ve sonra bunu yerleştirdiniz veyahut da bebek anne karnında büyüdü ve dünya geldi. Siz önce bir tanı koymuştunuz. Bu tanı her zaman %100 hayat buluyor mu? Doğru çıkıyor mu? Şimdi tabii şu da var. %100 diye aslında bir şey yok tıpta dünyada. Hiçbir şey %100 denilemez. Her yöntemin ve o yöntemin uygulandığı hastalığın cinsine göre değişen bir takım riskler var. Biz her hastayı karşımıza alıyoruz. Diyoruz ki sana şöyle bir yöntem uygulayacağız. Burada tanı olasılığımız %99,9'dur ya da %95'tir diyor. Öyle bazı hastalıklar var ki bu daha da düşüyor. %90, %75'lere kadar düşüyor. Doğru ya, tanı doğru konabilmesi. Tanı, evet, konulabilme olasılığı bu kadardır diyoruz. Eğer onu kabul ederse ondan sonra o genetik danışmayı aldıktan sonra o yöntem uygulanıyor. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Gen haritasını önüne aldınız. İşte bir takım dizilen moleküller var. Bunların dizilişinde yerlerinde hatalar var. Şimdi hani buna bakarsam ben burada hata var. Tamam
zaman bunu gördüm. Hayatta yer bulur gibi düşünüyorum. Ama herhalde bunlar da, bu dizinler de canlı, hareketli mi? Yani sizin tetkik yaptığınız zaman başka bir konumda olabiliyorlar mı? Neden %75'lere düşebiliyor bazen tanının doğrulanması? Evet, şöyle diyeyim. Şimdi 6 blastomerli, hani 6 hücreli diyelim. 6 hücreli spermle aşamadayken, anne hücre birleşiyor. 2 hücre, bunlar çoğalıyorlar. 6 hücreli hale geliyor. 6-8 hücre halindeyken biz ne yapıyoruz? Bir tane hücreyi alıp o hücrenin genetiğine bakıyoruz. Diğer hücrelerden o hücrelerin bazı hastalıklar için farklı bir yapı taşıma olasılığı var. Öyle ki siz onu mesela Down sendromlu buluyorsunuz. Mesela trizomi 18'li buluyorsunuz. Ama diğer hücreler normal kromozom yapısına sahip olan hücreler olabiliyor. Doğal gidiş sırasında doğa kendi kendine mücadele ederek o hücreleri belirli dönemlerde eleyip sağlam olan hücreler embriyoyu oluşturmuş olabiliyor. Yani anne karnında da o yaşam süreci içerisinde de bunların dışlanma şansı var. Ya da bir kısmı erken düşüklerle de sonuçlanıyor, evet, biliyorsunuz. Evet, doğa bununla kendi kendine mücadele ediyor. Biz ne yapıyoruz? Dışarıdan doğaya biraz müdahale etmiş oluyoruz aslında. Yani hani işin felsefi boyutu bu anlamda tartışılabilir ama hani istatistiksel sonuçlar çok da faydalı olduğunu gösteriyor bir takım girişimlerin. Yani hastalık maliyetlerini düşürüyorsunuz. Evet, evet. Yani. Geriye doğru bakılıp da hani şimdiye kadar yapılmış olan olgular içerisinde aile için, bebek için risk en az taşıyan, hiç sıfır taşıyan bir şey çok zor tabii söylemek. En az taşıyanı ve en doğru tanıyı koyabileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Tartışarak karar veriyoruz aileyle böyle. Bize bu konuda sizin çok yardımlarınız oldu. Şöyle söyleyeyim, benim annesi veyahut da babası metabolik hastalık var. Uyarıyoruz. Hatta nakil bile yapmışız bu hastalıklardan dolayı. Akraba evliliği yapmayın diyoruz. Ama toplumsal yapımız akraba evliliği yapıyorlar. Hocam özür dileriz ama işte akraba evliliği yaptık biz. O zaman diyorum muhakkak genetik tanışmaya gideceksiniz. Ve böyle birkaç hastamızda annenin ve babanın genetik analizlerini yaptınız. Babanın, evet, annenin neyse hastalığının neresinde bozuk olduğunun adresini ayarladık, buldunuz siz. Ve onunla ilgili malzemeleri hazırladınız bu aileler. Çünkü bazen bizim kontrolümüz dışında gebe kalıyorlar ve bebeklerini dünyaya getirmek istiyorlar. Dünyaya getirildikten sonra da biz o çocuklara hayatın erken döneminde o adresleri belirlenecek malzemeleri getirdiğiniz için baktınız genlerine. Bunda bu hastalık yok dediniz. Biz metabolik hastalıkta ona göre besledik. Ona göre ilacını verdik ve ona göre yönlendirdik. Ve dolayısıyla babasının kaderini hiçbir zaman genetik hastalık bile olsa o küçük çocuklar yaşamamış oldular. Evet, yani bu çok büyük bir hizmet. Evet. Giderek tabii bunların sayısı artıyor. Bir de aslında güzel söylediniz. Şimdi öyle bazı hastalıklar var ki yeni doğan döneminde müdahale edilirse çocuk normal ömür boyu sağlıklı oluyor. Tabii, bunu tabii fark eden ve genetikteki tanı yöntem ucuzlamasını da ucuzladığını da gören batılı ülkeler yeni doğanların bir kısmının, önemli bir kısmının taramasını bu genetik testlerle yapıyorlar artık. Erkendi, evet. Yavaş yavaş bu rutinde uygulanmaya başladı. Amerika'da belirli eyaletlerde bir takım projeler kapsamında. Biz bu tarama testleri, genetik tarama testleri yapılıyor. Mesela diyelim ki fenilketonürü genetik düzeyde taranıyor. Biz halbuki sadece şeyleriyle değil mi? Evet. Kandaki biyokimyasal değişiklikleriyle ya da bazı metabolik hastalıklar için enzim fibrozis var. Kistik fibrozis var. Çok yeni gündemimize girdi. Fenilketonuri var. Biyotidinaz eksikliği, evet, bir de hipotiroidi. Bizde taranan 4 hastalık var. Bunların henüz daha genetik tanı yöntemleri yapmıyor. Genetik olarak tanımıyoruz. Ama tarayan arkadaşlar, aslında bu konularla ilgilenen arkadaşlar, sizler çok bilinçlisiniz. Zaten böyle bir olasılık olunca hemen hasta genetik ikinci basamak testi olarak genetik teste yollanıyor. Biz mesela kistik fibroz düşündüler. Hemen. İkinci genetik olarak bütün geni araştırıyoruz. Evet, gerçekten hani kaba oluyor çünkü kabaca sonuç veriyor tarama testleri. Bu kistik fibrozdur. Evet, şunları yapalım ya da bunu diyelim, şöyle önerelim diyoruz. O zaman izninle ağzına sağlık diyeyim. Gelecek umutlar açısından bir başka programda, çünkü genetiğin önü çok açık. Tekrar buluşmak üzere senden söz alıyorum. Yeni umutlarımız veyahut da tüp bebek teknolojisinde ileride bizi bekleyen durumlar nelerdir? Bunu tekrar konuşmak istiyorum.
isterim. Ağzına sağlık diyorum Ferda. Çocuğa evet. dair her şeyde çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe sahip olması için daha anne karnına düşmeden veya anne karnına düştükten sonra bile onların ne derece sağlıklı olabileceklerini tespit edip ona göre önlemler alma, ona göre onları yönetme şansımız var. Lütfen hem hekimler hem aileler, ailelerinizde bir sorun varsa gebe kalmadan önce bu genetik hastalıklar açısından lütfen genetik danışmanınız diyorum. Ama gebe kaldıysanız da genetikçilere başvurmaktan lütfen çekinmeyiniz, geç kalmayınız. Haftaya görüşmek üzere, esenlikler. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. Hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.